Hoş geldiniz. Tenisin gündemindeyiz efendim. Wimbledon tenis turnuvası geçen gün tamamlandı. Hem tek kadınlarda hem tek erkeklerde şampiyonlar belli oldu. Atmosfer çok konuşuldu, ortam çok konuşuldu. Maç içerisinde zaman zaman enteresan görüntüler ortaya çıktı. Maçın hakemleri dahil oyuncular da zaman zaman zorlandılar bu ortamdan. Cahit Yavuz'la birlikte 2021 Wimbledon tenis turnuvasını konuşacağız. Hoş geldin abi, nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Sen nasılsın? İyi abi, yani Avrupa Futbol Şampiyonası özelinde Wimbledon'u da hemen hemen her gün hiç aksatmadan takip ettim. Notlarımı aldım, karşılaşmaları. Tabii geçen sene yapılmadı. Bu sene ikramiye biraz düşse de yine ciddi bir birinci ikramiyesi vardı tenisçilerin. Ya ben ikramiyeden girdim ama aslında bu tip turnuvalarda çok ikramiye konuşulmasa da artık hem tenisçilerin ortaya koyduğu tavır hem de tenis dünyasının bu konudaki görüşleriyle birlikte biraz para işi de ortaya çıkmaya başladı. Normalde bu prestijli turnuvalarda bunlar çok konuşulmaz ama bunlar da konuşuluyor. Şimdi seyirci tabii atmosferi oluşturdu. Özellikle renkli simalar finalde sık sık ekrana geldi. Bunun yanı sıra da seyircinin özellikle Andy Murray özelinde başlayan futbol seyircisi modu Djokovic karşıtlığıyla beraber finalde de karşımıza çıktı. Zaman zaman Djokovic tepki gösterdi. Bu biraz sinirlendi ama daha sonra yine klasik tavrına döndü. Ne dersin abi? Şimdi mental yorgunluklar, fiziksel yorgunluklar, farklı yorgunluklar, farklı düşüncelerle raketlerin de turnuvadan çekildiğini de görüyoruz. İş nereye doğru gidiyor? Yani önce bir ben oradan konuşmak istiyorum, müsaade edersin. Ne dersin? Valla iyi yaparsın çünkü hani oyun içerisindeki beceriler, pandemi döneminde kim antrenman yapmış, kim yapmamış, kim hazırlanmış, hazırlanmamış. Biraz bundan kabaca bahsedebiliriz belki ama aslında işin özü sporun spor kültüründen dünyada da uzaklaştığını, yavaş yavaş soyutladığını görebiliyoruz. Yani biraz bundan bahsetmek lazım. Bunu bize niye böyle düşünüyoruz, biz niye böyle düşünüyoruz? Bunu düşünmemizin en önemli iki tane ismi var. Birisi erkeklerde Rafael Nadal, birisi kadınlarda Naomi Osaka. Ki ikisinin de Wimbledon turnuvası öncesi yapmış olduğu açıklamalar gerçekten oturup düşünülmesi gereken açıklamalar. Neden? Ben hatta yazımda da bundan bahsettim. Şimdi yarışmalara girmek, mücadelelere katılmak ve orada olmak, biliyorsun hani biz eski sporcularız. En önemli şey katılmaktı. Şimdi bu katılım ve katılmak ve orada mücadele etmek bir boşa çıktı. Artık kazanmak en önemli şey oldu. Ya sporda kazanmak eğer en önemli şeyse o zaman spor yapmayacaksın. O artık kumara dönüyor. Yani sporun özelliği kazanmak olsaydı kaybedenleri ne yapacaksın? Hepsi çöpe mi atacaksın? Erkekler kadınlar kategorisinde 128 tenisçi katıldı. Birbirinden değerli 128 tenisçi katıldı. 127'si kaybetti kategoride. Bir tanesi kazandı. Şimdi 127 tenisçi çöp mü? Evet. Böyle şey olur mu? Ya şimdi, bu kulüplerde de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ben geçen 2-3 senedir mücadele ediyoruz. Dediğin nokta şu abi. Şimdi kulüpler diyor ki biz para veriyoruz. Başarısı olacaksak şubeyi kapatalım. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Yani şubeyi kapatalım. Yani yarışmacı noktadan gidelim. Birinci olamayacaksak, başarı olamayacaksak bu şubenin devam etme şeyi yok. Lüksü yok diye düşünüyor. Şimdi oradan geldik bireysel anlamda tenisçilerin ortaya koyduğu tavra. Evet, bu işte bu tavırdan bahsediyoruz. Bir kere şimdi Nadal'a çok takıldım. Hatta benim eksi sözlükte falan Nadalcı işte Nadal'ı çok tutuyor, Federer'i hiç tutmuyor falan. Hakkımızda bir sürü şey yazılıp çiziliyor. Çok önemli değil. Tabii ki izleyici veya okuyucu bizi eleştirecek. Bu çok normal. Fakat bu sanırım Norveçli Dag Soltak diye bir yazar vardı. Bu yazar çok güzel bir kitabı vardı. Geçenlerde okudum. Hassasiyet ve mahcubiyet diye bir şey. Gidiyor okulda dersini anlatıyor. Her zamanki anlattığı derslerden, edebi derslerden bir tanesi. Hani bizde neye benziyor bu? Atıyorum işte hani
Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Düşün. Gidiyor ders sınıfa giriyor ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Kimse duyarlı değil. Anlamıyor kimse. Ne diyor bu adam havalarında? Bunun üzerine adam bunalıma giriyor. Yani hayatın içerisinde, yaşadığı bütün bu hayatın geçmişin içerisinde bir öğretmen olarak aktardığı konunun önemini karşısındakilerin hiçbirisi anlamıyor. Şimdi biraz sporda bu hale mi geldik acaba diye düşünmeye başladım. Neden? Nadal şöyle bir cümle kuruyor. Tam birebir belki olmasa da kariyerimi daha ileriye taşımak, yani belki 3-5 sene daha fazla oynamak, öyle değil mi? Onu artı, yani bundan dolayı mutlu olmak için, mutlu olmak için bunun altını çiziyorum. Olimpiyata ve Wimbledon'a katılmıyorum. Dünyanın organizasyon, spor organizasyonlarında en önemli birinci organizasyonu Olimpiyat, ikinci organizasyonu Wimbledon. Yani bunu ben söylemiyorum. Bunu dünya spor kamuoyunun, bütün gazetecilerinin ve onların kamuoyunda yapılan araştırma sonucunda birinci Wimbledon, ikinci ve UEFA falan, üçüncü, dördüncü, hani futbol all sports olarak bakıyoruz. Bütün sporlarda böyle geliyor. Şimdi sen Nadal Efendi kaç yaşındasın ve 4 yıl sonra olacak olimpiyata, hani bugünü es geçiyorsun, 4 yıl sonra sen bu olimpiyatta olmayabilirsin. Olmayabilirsin. Yani bu halinle olma şansın yok. Doğru mu? Evet. Sen bunu niye es geçiyorsun? Bu birincisi. Çok bana samimi gelmiyor. İkincisi, yani kazanacağı zaman mutlu, kaybedeceği zaman mutsuz. Bu biraz narsist bir düşünce değil mi? Bana biraz böyle geldi. Yani tamamen kazanmayı. Evet, sırf kazanmayı. Osaka'ya bak. Osaka'da diyor ki, mental olarak diyor, hani kendimi bulmak için Wimbledon'da daha güzel bir ortam mı var? Mesela İpek Şenoğlu'nun Wimbledon'la ilgili konusu şu: kendimi sporcu olduğunu ve insan olduğumu hissettim. O kadar kıymet verdiler ki diyor. Yani topları, çantamı taşıdılar diyor. Topları bana, yani bir Wimbledon'a 5 kere gitmiş, finalleri ve yarışmaları izlemiş birisi olarak söylüyorum. Olağanüstü bir atmosfer. Kesinlikle şampiyon olana değer değil, tamamına değer verilen. Aylar öncesinden başlayan bir organizasyon hazırlığı var. Top toplayıcı çocuklarla. Evet. İşte Dük'ü gördük son defa kupayı takdim ederken. Tek tek tüm top toplayıcı çocuklarla tokalaşıp sohbet etti. Niye? Değeri, oradaki düzeni, hepsi, yani tüm görev alan herkes gerçekten kusursuz bir şekilde organizasyonun yapılması için mücadele ettiler. Ve dahil. Geldi orada kraliyet ailesinin önemli ismi. Tek tek sohbet etti. Ellerini sıktı. Onlarla sohbet etti. Aslında biraz da oradan da bakalım. Duygusal anlar yaşandı. Çünkü 50 yıl dile kolay. Kupayı veriyorsunuz. Bir organizasyonun başındasınız. Ve artık son kez oraya çıktı. Ona da bir Wimbledon mini kupası takdim edildi. Duygusal anlar yaşandı. Kendisi de çok duygulandı. Gözleri doldu ama gerçekten kolay değil. 60'lı yılların sonundan 2021 yılına kadar geliyorsunuz ve tüm organizasyonlarda kupayı takdim ediyorsunuz. Çok özel bir anda onun için de. Artık o görevi de tamamlamış oldu. Emekli ayrılışı diyelim. Orada spor, güzel bir andı. Sporun özelliği bu. Çok güzel bir alan açtı. O alanda Federer'e şimdi herkes, hani o nasıl bir görevin sonu geldiği gibi, hani bir kuşağın sonu gibi Dük'ün bu olayı artık Wimbledon'da arkadan gelecek olan bu konuyla ilgili kişi gelip orada yine aynı şekilde seremoni, o kupaları verecek. Hanımefendi zaten yani hanımefendi de oradaydı. Yavaş yavaş görevi devralmak için üzere, o da hazırlıklarını tamamladı. Şimdi burada bu güzel her şey şöyle bir mesaj veriyor. Yine devam edelim istersen bu mesajlara. Federer maça çıkıyor ve son seti 6-0 kaybediyor Hurkaç'a. Ve Federer şunu söylemiyor: 6-0 kaybettim, mutsuzum. Ya bu bir spor karşılaşması. Ya da şunu diyor. Bence bu şunu demiyor. Araya girdim ama şunu da diyebilir. Yani çok hoş değil ama fiziksel olarak çok gel
tereddütler yaşadı maç içerisinde turnuva boyunca şeyden. Ben fizik olarak hazır değilim, iyi hissetmiyorum, çekiliyorum. Bu mu? Evet. Çıktı, evet. 6-0'da kaybetse çıktı oynadı, mücadelesini etti. Bu da önemli evet. Bence, değerli. Kesinlikle işte yani burada zaten şimdi bu benim yazımın bu konunun üzerine eleştirenler de oluyor. Ya işte Federer de çekildi. Tabii ki turnuvadan çekilmek en doğal hakları sporcu. Yani sporcu ne yapacak yani? Sakatsa, kendini iyi hissetmiyorsa tabii ki o turnuvaya girmeyecek. Ama bunu şöyle söyleyecek. Diyecek ki ben sakatım işte veya hazır değilim. Ama kendimi mutlu etmek için bu turnuvaya katılmıyorum. O başka bir konuya giriyor. Burada bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü bütün dünyadaki spor severler, tenis severler Nadal'ın ağzına bakın. Yani Osaka'ya, bütün Japonya Osaka'ya kilitlenir ve ona bakar. Şimdi o mesajı çok net bir şekilde vermek lazım. Ben ilk defa uluslararası bir başarıyı elde etmiş, dünya çapında spor kamuoyunu meşgul etmiş iki tane karakterin üst üste aynı ortam içerisinde bu kadar spor dışı ve olumsuz mesaj verdiğini görüyorum. Dolayısıyla bu dünyadaki sporun başka bir yere doğru gittiğini ve bu mücadelenin içerisinde ter akıtanlar, başta Naomi ve Nadal gibi isimler de bu çarkın içerisinde artık doğruyu göremez hale geldiklerini düşünüyorum. Benim mesajlarını çok net verebilirler. Yani sporu koruyarak mesaj vermek zorundasın. Dolayısıyla çıkıp bu şekilde mesaj vermeleri sporun hani ne kadar acımasız bir tarafa doğru evrildiğini gösteriyor. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Ben yıllardır biliyorsun sporun içindeyim. Hala hazırda da yine tenis organizasyonlarının içinde bulunuyorum. Binicilikle ilgili yine aynı şekilde mücadele ediyoruz. Çocukları çalıştırıyoruz. Ebeveynler bize geliyor. Diyor ki yani benim çocuğum maçı kaybediyor diyor. Yani neyi kaybedecek? Yani para kaybetmiyor. İşte efendim hani kariyerini kaybetmiyor. Maç kaybediyor. Maç. Bundan daha güzel bir hayat felsefesi olabilir mi? Bu maç kaybetme aslında bir oyun ve oyunda kaybetmenin o eğitici tarafını, erdemlik tarafını öğrenmiş oluyor. Şimdi o zaman Osaka hiç maç kaybetmemecesine bir turnuvaya yani bunu kazanacaksam gireceğim gibi bir mesaj oluyor. Bu çok çok spor dışı, etik dışı bir davranış. Evet. Şimdi maç içi, maç sonu farklı ama Djokovic maç sonu tüm açıklamaların özellikle yarı final, final bölümünde çok özel mesajlar verdi izleyenlere. Evet, pek sempatik gözükmüyor. Kortun yarısından fazlası karşısındaydı ama maç sonunda öyle mesajlar veriyor ki bütün kort bir anda hani onun karşısında da olanlar farklı noktalara gidiyor. Rakibe çok saygı duyuyor. Rakibe yardımcı oluyor işte finalde rakibi yanlış yere giderken hemen kolundan tutup doğru yeri gösterdi. Önce ona saygısını sundu. Ben bir dağda yetiştim dedi. İşte bu kadar tepki vermesi, pes etmemesinin sebebi sorulduğunda. Ben dağlarda yetiştim dedi. Yani mücadele ettim dedi. Kolay değil dedi. Onun için çok kolay geri adım atmayan bir karakterdi. Final tiebreak sonrasında fark noktaya geldi. Sen de yazını ifade ettiğin üzere İtalyan raket özellikle ayak oyunlarında çok yavaş kaldı ve özellikle backhand hataları onun da kaderini belirledi. Çok ciddi backhand hatası yaptı dönüşlerde, returnlerde ve 3 set arka arkaya alan Djokovic 20'ler kulübüne girdi. Bu da enteresan abi şimdi ya. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki 3 efsane 20'şer herkes bu özel turnuvayı kazanmışlar. Turnuvaları kazanmışlar. Bir daha herhalde böyle bir nesil gelmez. Onu da bir noktaya koyalım ayrıyeten. Şuradan soracağım. Djokovic zaten bir yerde onu demiyorum ama Şaparov ve Berrettini yani yeni bir kuşak başlangıcı mı yoksa işte bu turnuvaya mahsus mu? Ne dersin abi? Yani epeydir bu turnuvaya mahsus olmadığı epeydir belli oluyor. Yani işte hani bu muhteşem üçlü, dörtlü söz konusu oldu. Sürekli galip gelenler ve sürekli finalde olanlar bunlar. Şimdi bu kadar final yaşamış bir tenisçinin
Finaldeki tabii ki tecrübesi bambaşka oluyor. Fakat artık insanlar yeni isimler görmek istiyor. Genç enerjiler görmek istiyor. Ben bunların arasında Kanadalı Şapovalov'u bu iş için, bu final için ideal bir isim olarak gördüm. Çünkü o enerjiyi verebilirdi. Fakat niye gelemedi? Şimdi topun hızı bundan 50 yıl önce 60 kilometreyken, normalde forehand, backhand rallilerinde 60 kilometreyken, şimdi 120 kilometre. Şimdi dolayısıyla çok hızlı düşünenler artık başarılı olabiliyor. Biraz daha detaylı düşüneyim, biraz daha değişik vuruşlar yapayım, rakibimi kızdırayım, sinirlendireyim, psikolojisini etkileyim gibi böyle zamana yayılmış hamleler artık ortada yok. Ya bu ne demek? Bu artık makineleşmiş bir, robotlaşmış bir tenisçiden bahsediyoruz. Bunun ismi kim? Novak Djokovic. Bir top atma makinesi. Şimdi makine böyle olunca insanlar makine seyretmek istemiyor. İnsanlar yenilen, ağlayan, sevinen, kazanınca kupa için çıldıran, mutlu olan insanları seyretmek istiyor. Ya her ne kadar o hani yerden alıp da göğe gönderdiği, kalbinden çok iyi dilekleri olan Novak Djokovic artık bana göre bıktırdı. Yani herkesi yeniyor kardeşim. Yani böyle bir spor olmaz ki. Novak Djokovic'in bu tarzı tabii ki bir istatistikte çok güzel ortaya çıktı. 20 yıl içerisinde servis voley oyunu %24-%30 arasındayken şu anda %4'lere düşmüş. Hatta zaman zaman spiker şöyle diyordu. Eskiden bu kadar rally olmuyordu, hani servis voley oynanıyordu diye. Televizyondaki spikerler bunlardan bahsediyorlardı. Bunun da nedeni tabii ki dip çizgideki o performansın yükselmesi. Fakat işin dip çizgideki tarafı, işin en statik tarafı. Yani hep didaktik hareketler, aynı hareketler, forehand'de, backhand'de aynı hareketler. Sadece Djokovic'in o dropları var, onlara da hayran oluyorum. Mükemmel bir timing, müthiş bir el hassasiyetiyle o vuruşları yapıyor ve rakibi tabii darmadağın ediyor. Böyle bakınca yeni ve genç tenisçilerin çıkması şu aşamada çok zor. Şöyle bir durum var tabii ki, yaş ilerledi. İlerledikçe mutlaka onlar da yavaş yavaş aynı Federer gibi geriye düşmeye başlayacaklar. Yeni gelen, arkadan gelenler buna devam edecek. Ama devam edildiği sürece yine söylüyorum, tenisin içerisindeki dip çizgide vurulan forehand, backhand dışında, servis, forehand, backhand, bu üçünün dışında bir hareket görmezse tenis sever, izleyici de kaybedecek. Yani bir izleyen kitleyi de kaybedecek. Öncel Uluç abimiz zaman zaman bunu çok eleştiriyor. Hani bazen de kızıyoruz ya, tenisten anlamıyorsun, niye böyle yazıyorsun diye, ama o işin duygu tarafını çok güzel anlatıyor. O eski topun hızı 60 kilometrelerdeyken yapılan o variyeteler, güzel vuruşlar, Björn Borg'lar, Boris Becker'ler, Longjon'lar ve hadi 17-18 yaşında Şarapova'nın gelip şampiyon olması, Boris Becker'in çocuk yaşta kupayı kaldırması, tabii bunlar sporun ne kadar heyecanlı bir alan olduğunu gösteriyor. Gençlere ya sen de burada şampiyon olabilirsin diyor. Şimdi ne diyor bütün, ya ben ne yaparsan yapayım yani Djokovic'i yenemeyeceğiz, Federer'i geçemeyeceğiz, Nadal'ı geçmek zaten zor gibi bir mesaj oluyor. İşte bu da zaten profesyonel tenisin aslında bir yerde patinaj şeklini gösteriyor. Yani mental anlamda da tiebreak kazanmış bir raket ya da kaybetmiş bir raket görüntüsü yoktu Wimbledon'da. Yani sonuçta tiebreak'i kaybetseydi İtalyan raket 3-0 bitecekti maç. O görüntü var ama Djokovic kaybediyor tiebreak. Dönüşte ikinci sette aynen yoluna devam ediyor. Tabii sık sık ekrana gelen bir isim de var. Servislerin bu denli olması. Ivanišević tabii ki Djokovic'i servis yönünden bir adım daha ileri götürdü. Özellikle Wimbledon gibi yerde Ivanišević'in hala rekoru kırılacak gibi değil. O wildcard'dan katılıp şampiyon olduğu mucize olay ve beraber çalıştıktan sonra da servisleri ne denli ilerlettiği de ortada Djokovic'in. Eşli partide
Avustralya'nın kaderini kırdı yıllar sonra. Fransa'dan sonra burada da şampiyon oldu. Adım adım yalnızlığa doğru gidiyor mu Ashley Barty? Kadınlarda ne dersin abi? Yani gidiyor. İşte Ashley Barty de bu kadar mı tatlı bir hani çocukluğu ve gençliği, hala genç tabii ki, bu kadar mı tatlı bir sporcu olabilir? Fakat onun da oyunu biraz erkeksi. Pliskova zaten hani bizim İstanbul Cup'ta, hatta İstanbul'daki diğer challenge turnuvalarına falan da katıldı. Orada da gördüğüm kadarıyla aynı karakterdi. Biraz ağırkanlı, enerjisi düşük bir tenisçi olarak gözüküyor. Fakat o kadar enteresan bir fiziksel gücü çok dağıtabiliyor. Barty'yi dağıtması çok zordu çünkü o da dip çizgide çok rahatlıkla toplara return yapabilen, her topu içeriye atabilen bir tenisçi. Böyle olunca işte aynı Djokovic'in bir kadın versiyonu diyelim Barty ile ilgili. Tabii birazcık daha onda hani özel vuruşlar da var ama buna ihtiyaç bile duymadı Pliskova karşısında. Bence o da rahat bir şampiyonluk yaşadı. Kadınlarda da aynı sorun var. Hep onu anlatıyorum. Yani bu işin sonu nereye gidecek bilmiyorum. Bu yemyeşil çimlerde harika bir ortamda maç yapılıyor. Tamamen bütün ilginin kortlarda olması lazım. Bir bakıyorsunuz Tom Cruise çıkmış, bütün tribünleri işgal etmiş. Yani ben Wimbledon'a bir kere gittiğimde sol arka tarafımda Anthony Hopkins vardı. Yani şöyle adama dikkatlice böyle hani dünya gözüyle bir baktım. Yani birçok sanatçı vardı arkada yine. Sean Connery mesela vardı. Bizi çünkü öyle bir yere oturtuyorlar ki tam böyle kraliyet ailesinin karşısındaki kısa köşenin hemen önüne. Yani gelip nefesleniyor tenisçiler sizin önünüzde. Çünkü dünya tenisinde turnuva direktörleri, medya direktörleri böyle bir hakka sahip. Orada sen anlıyorsun seyirciye ne kadar önem verildiğini ve oradaki organizasyonun becerisini orada anlıyorsun. Burada bir şeyi daha dikkat çekmek istiyorum ben. Bunun için özel bir çaba sarf ediliyor. Önemseniyor bu organizasyon. Seyircinin oraya gelmesiyle ilgili gerekli her türlü izinler alınıyor. Pandemiye rağmen bütün tribünler doluydu. Şimdi işte bu seyircisiz bu iş olmuyor. Üstelik bir de işin içerisinde sanatçısı, dünya çapında isimler olunca oranın atmosferi, havası değişiyor. Fakat dediğim gibi ben biraz olumsuz belki düşünüyorum ama bu kadınlar finali de aynı enerjiyi, aynı güzelliği, tribündeki güzelliği aynı şekilde yansıtamadı diye düşünüyorum. Evet, en azından kadınlar finalinin ikinci seti çok hikayesi olan duruma geldi yani. Yani iki rakette gitti geldi. Bir taraf maç puanından döndü, diğer taraf set puanından döndü. Bir anda farklı hikayeler oldu. Ama dediğim gibi final setinin başlangıcıyla beraber işin de rengi belli oldu. Yani çok heyecanı çok düşük bir üçüncü set. Final seti izledik kadınlarda da. Barty işi rahatça bitirdi. Böylece iki dünya bir numarası Wimbledon'da şampiyon oldu. Bu da enteresan. Çok da görülmüyor yani bu iki bir numaralı kazanması. Bu durumda ortaya çıktı. Kadınlarda genelde sürprizler de oluyor. Ama bu sene hem Barty buna izin vermedi. Zaten Novak Djokovic de yalnız kalmıştı. O yalnızlığını da iyi değerlendirdi. Bakalım Wimbledon'u daha geride bıraktık. Olimpiyatlar var. Kapanışta Federer'de çekildiğini açıkladı. Çok üzgün olduğunu ama fiziksel anlamda kendisini iyi hissetmediğini ve olimpiyatlara katılamayacağını ifade etti. Üzgün olduğunu ifade etti. Federer'de olimpiyatlarda göremeyeceğiz. Aslında orası çok özel bir yer ama izin vermedi fiziksel anlamda. Zaten bunu Wimbledon'da gördük. Artık Federer'de de yani ne kadar fit desek de, ne kadar bırak artık Federer desek de artık bunun kararını kendi verecek. O görüntü ortada. Abi teşekkür ediyoruz. Bir dakika. Bir saniye. Ama ben özellikle bekledim Sadık'cığım. Kusura bakma. Hani seni çıkarmak için değil. Hani Türk tenisi ne oldu? Aklına gelmiyor. Benim de gelmiyor. Çünkü yoklar. Bundan önce biz Marcel'i konuşmadık mı? Evet. İpek Şenol'u konuşmadık mı? Nerede bu çocuklar? Türk tenisi dünya platformundan
gün geçtikçe uzaklaşıyor. Abi, ne olur o konuyu bir özel bir konuşalım. Özel program yapalım. Çok üzülüyorum. Yani niye bu hale geldi? Peki. Biz 2010'daki senin programlardaki o enerji, tenisin yükselen enerjisi, ülkenin her yanına tenisçi yetiştireceğiz, kortlar açacağız. İşte mevcut tenisçilerimizi ileri götüreceğiz. Özel hocalar gelecek, özel çalışmalar yapılacak. İşte bu kadar enerji, kadınlar turnuvası geldi. Sen İstanbul Cup'ta kadınlar turnuvasında Türk tenisinde, Türkiye'de tenis var kardeşim, oynanıyor dedik. Ama ne oldu? Son 3-4 yıldır tamamen yok olan ya da yok olmaya doğru giden bir tenisimiz var. Çok üzülüyorum. Tabii sen halen bu noktalarda çalışıyorsun. Senden de bilgi almak istiyorum. Bu işin kaynağı nedir? Kimde enerji düşüyor? Federasyon tarafından mı düşüyor? Oyuncular tarafından mı düşüyor? Kulüpler mi kendi havasına gitti? Kulüplerle federasyon arasında bağlantı mı koptu? Neler oluyor? Açıkçası gerçekten bunu senden de öğrenmek istiyorum. Hep aklımda zaten bu konu. Hazır artık Wimbledon da bitti. Amerika açığa kadar. Yani bir arada olimpiyatlar var ama bir program yapalım. Bu gerçekten masaya yatırılması gereken bir konu. Türk tenisi adım adım yani siliniyor. Buralara gelmişken, buralara kadar gelmişken, Türk tenisinde bir tane bile ATP kupası yokken bunu Tuna Altuna ile aldı WTA'larda. Bir tane kadınlarla ilgili WTA kupası yokken bunu Çağla Büyük Akça ile aldı. Çiftlerde İpek Soylu ile aldı. Yani Wimbledon'a her sene bir tenisçimiz ana tablodaydı. Neredeyse çeyrek finallere çıkacak tenisçiler üretiyorduk ve Türk tenisi konuşuluyordu. O yüzden senin dediğin gibi bunu en yakın zamanda yapalım dedikçe problemin nerede olduğunda bir kurcalayalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.